Ne oldu da biz buğdayımızın %70'ini Rusya ve Ukrayna'dan alır hale geldik? Ne oldu da insanlar marketlerde 5 litrelik yağ saldırmaya başladılar? Gerçekten çok kötü bir görüntüydü. Gerçekten üzücü bir görüntüydü. Bunun servis edilmesi bile buruk bir tebessüm yarattı. Ne oldu? Neden böyle oldu? Şimdi 1987 senesinde bize okulda öğretilen bir şey vardı. 87-90 senelerinde. Benim de yaşım ortaya çıktı biraz. 90 senelerinde şunu söylemişlerdi. Türkiye dünyada kendi kendine yetebilen 5 tane ülkeden bir tanesiydi. Şimdi eskiden şöyleydi, Türkiye eskiden böyleydi denildiği zaman bunları da bir yandan vicdanının üzerine elini koyarak değerlendirmek lazım. Neden? Çünkü kendi tarımını yapan, ihtiyaç anında kendi vatandaşının karnını doyuracak bir sistem geliştirmişti Türkiye. Sonra ne oldu? Sanayi yatırımlarının artması, Türkiye'de hatta planlanamamış sanayi bölgeleri diyelim. Çünkü onları da gayri safi milli hasılanın dağılımında da büyük hatalar yaparak sanayi bölgelerini daha çok şu bugünkü metropol olan o zamanın normal illerine dağıttılar. Ne oldu? Göçlere sebep oldu. Şimdi Türkiye'de sanayi desteklenirken tarım yatırımları bırakıldı. Tarım üreticisi devlet tarafından yalnız bırakılıp tarım politikaları doğru dürüst desteklenmeyince ne oldu? İnsanlar farklı mesleklerde iş bulmak mecburiyetinde kaldı ve köyler kentlere transfer oldu. Bu sefer biz üretimden kademeli olarak vazgeçtik. 80'lerde özellikle bu transfer başladı, göçler başladı. Hızlı bir şekilde devam etti ve bugün geldiğimiz noktada köydeki köylü yumurtasını şehirden alır hale geldi. Aslında bunun gerçeği nedir olması gereken? Köylünün bir miktar en azından kendi ihtiyaçlarını karşılayacak üretimi sağlaması gerekirdi. Devletin bununla ilgili ciddi kurumları var. O kurumların teşvik etmesi gerekirdi. Fakat geldiğimiz noktada biraz da politikaya köylüyü bağlamak için alan bazlı destek diye bir şey ürettiler. Avrupa Birliği projesiydi bu. Aslında ilk yatırımları da Avrupa yaptı. Neden Avrupa bunu yaptı? Biz alan bazlı verelim parayı. İnsanlar çalışsa da çalışmasa da, üretse de üretmese de alan bazlı olarak paralarını alsınlar ve tembelleşsinlerdi. Güzel bir oy muydu bu? Ne oldu sonra? Düşünmen bir oyun. Evet. Değil mi? Şimdi hiçbirimiz köyde gidip iki çapa kazmaya elverişli değiliz. Fiziksel olarak da Allah mecbur bırakmasın. Tabii ki. Çünkü bu millet mecbur kaldığında dağı bile delebiliyor yeri geldiğinde. Allah mecbur bırakmasın. İnşallah hızlı bir şekilde dönüşüm sağlarız. Bunun gerçeği üretim bazlı destekti. Ürettiğimizi devlet teşvikleriyle özellikle buğday gibi kritik ürünlerin devlet tarafından gerekirse stoklanması ama mutlaka desteklenmesi gerekirdi. Bunu yapmadılar. Bunun neticesinde bugün yaşıyoruz. İşte ayçiçek yağı bilmem kaç lira olmuş. Patlıcanın kilosu 30 lira olmuş. Dün eşimle konuşuyorum. Pazar günü bizim sitenin önüne sebze aracı gelir. Patlıcan 30 lira olduğu için 1 kilo almış. 30 lira. Yani Türk lirasının bir değeri kalmadı. Üretim maliyetleri de inanılmaz arttı.